Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve zukna ittiba'a ve arina al-batila batilan ve zukna ictinaba. Ve cealna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle okuyan Kur'an namazımız hususunu kabul kılsın. Öğrenirken yürümümüze hamamızı faydalı kılsın, amel kılışı ki tavfiye versin. İşte her sefer yapımız, siyum kökümeyler, zaps kımeyler, hayal ile bulmasından ders değiştiler. Keyin o zapslar sıla kol ile gibi orada, hatırlayacağım suratta işte olasılar. Surat ki alıp, kanaka? Ne şükratlı adamlamasından da ağzımda barat bu yani. Mesela sekere gafıramın like alışkı hareket kımıyla suratki alıp koyup like de basıp olmayedik. Hop oldu mu? Ama gel akıyor koymadı sekere. Az kımlamı yan kıp koyduğunuzda. No, pasra okulun pas tamını da kıp koyun ya ki pasra odan. Ha, şuna kılayım. Benim pasajım. Kol polun tepkisi açayım. Tavassul. Tavassul bu Allah Teala'nın sıfatları, isimleri, salih ameller, tirik ve vefat etken uluq insanlarını vasıta kılıp Allah'tan hacatını soruşturur. Bana şu tavassul. Bana şu tavassulunu adamlar düşünüp düşünmezden mümkünmez, haram, bidat, küfür, şirk, değişlik, tırlarda çakkan bop gitken bana şu tavassulda ne meykenle gelip bilvalıyelik. Müslüman ümmetinin buradalar en hayırlı vakilleri bugün, sahabalar, tabiiller, tabi tabiiller sorarken narsanı ata kıladırken, yalnız Allah'ın özü de itikad kıyken halde tavassul kılıp dua kılıçlik caiz. Tavassul bu duanı icabatıge bir sebep de icma kılıçken. Tavassul caiz ekenliği ümmet icma kıyken. Tavassul buradalar özü aslında far'i meseleler. Yani fiqh kitabları da keltirilerdi. Kabrlarının altında dua kılıçlığı degen bir mavzuda. Yani far'i mesele, fiqhi mesele. Ama berige biz etken taifeler bunu akidevi meseleyi aylantırıştı da kabrda altında dua kıyken adam mı, tavassul kıyken adam mı müşriliği de ayıplab durup kanını halal kılıçtı. Tarihimizi karasaylar, bundan 150 ilçe burun avval, bana şu dava bilen cüddü köp Müslümanları konu tökülüyen. Kaytar ve temel, bu fikhi mesele bugün. Bu akidevi mesele bugün. Şimdi bana şu fikhi meselenin akide derecesi kötarıp durup, Müslümanını kafirde, müşrikde, konuna halal kılıp, Müslümanları da konuna kızışken. Çünkü bu mavzunu yaratıp koyuşumuz gerek. Ta ki siz bilen bizge bir çünali bolsun. Tavassul. Bu masalada buradalar ümmet ta hicri 8. asır geçe yekdil bugün. Yani caiz ekenliği ümmet icma akıp geçen 8. hicri asır geçe. Kaçanı ki Hanbali mezhabıge alakadar bugün ayrım taifeler bana şu mezhabdan acilap çıkıştı da özlerinin yenge karışları bilen tavassul hakkı dege masalanı özlerinin fikirlerini adamına bayan kılıçtı, şu bilen ümmetin ortası da bana şu tavassul meselesi de parakendeliği başlandı. Şunu yapsalara, 7 asır bu ümmet tavassulunu caizdir, ittifak kıpkegen, icma kıpkegen. Şunun için köpeytemiz, Kur'an'ını, hadisini fahımlaştığı da, birinci 3 asırın vakilleri kandı fahımlagen bulsa, şunu da fahımlaşmamız gerek. Şunda bölünüş bu muydu? Şunda farkalanışlığı bu muydu? Şunda birbirimizde tonguz karamayımız. Şunu anlayayım mı? Ötken dersimizde buradalar tavassulunu üç kul türüne aittik. Birincisi Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ortaya koyup tavassul kılış. İkincisi bende özünü kıyan salih amellerini ortaya koyup tavassul kılışı. Üçüncüsü, salih insanlarını tavassul kılış. Yani Allah'tan maksadını soruyordu. Talabını fakat Allah verirdi.
icabat kıladı deyip durup, bir insanın duasını ya ki özünü kıyan amalını ortaya koyup durup, şunu hürmetiden Allah'tan hacatını soruştuk. Bana şimdi birinci dersimizde biz zikir kıyan ayet hadislerden kep çıkıp durup, bura açışı mümkün. Sizler ayetteyken bu hadiseler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de, ya ki başka salih adamlarının hayatlı payeti de bugün, demek trik adamını yine tavassül kılışı mümkün, caiz buladı. Ama vafat etkenden keyin, barza hayatı götkenden keyin, ular bulan tavassül kılışlık caizmez, deyişi mümkün. Hakikaten ötken dersimizde biz keltirgen hadisler, misallar bari trik adamlarını tavassül kılışlık hakkı deydi. Mana insanlar vafat etkenden keyin, peygamber bulsun, oğlum bulsun, bir salih insan bulsun, vafatıdan keyin hem ular bulan tavassül kılışı mümkünlüğü hakkı da bana dalillerde okuyunuz. Ben bu masaladan çımın çarınırsa, kavlamadan çımın çarınırsa gördüm. Bir şayihten soru yaptı. Tavassül caiz mi desek, kategoritski mümkünmez de yaptı. Sen primi Allah'dan sonra de yaptı. Şimdi ikinci zamanı dalilini değiştirmesinden durur. Fakat şu adam da yapı doğru. Bundan başkasını na doğru deseyiz, öz özden katıp alışız anık. Ötken dersimizde okuduk. Buhari Müslüm'de keltirgen hadiste, gariye kamalıp koyan üçte adam, kıyan amellerini ortaya koyup dua kıldı mı? Ha bu şayih hati yaptı, kategoritski mümkünmez de yaptı. İnsan bağı mı yok mu? Şimdi bir doktor burada davalı yatıp, mayıp kıpoydu, yuramidiyan kıpoydu. Onu şu kıyan hatasını, onu şu kıyan işideki, hata 12 ekenlikini fakat özü görüşürken doktoru buladı. Sizge kese ne deyiz? Sen ayıp dorsan deseyiz, ispat dalilliydi o. Mende kıldım, mende kıldım, mende kıldım, çünkü bu açı ketti. Şimdi Kudadan eken deyiz. Şimdi onu kıyan hatasını siz, tabi bu megenliği için acilatı olmayanız dek, siz acilatı olmayanız dek, bana şu fikhi, ama şer'i masalalarını ham sizler acilatı olmayısınlar. Dalil izbamı, dalil izbamı deken gel, moda gekirip yatırdı. Dalillerimiz var eken buradarlar. Hattırcan buluyorlar, dalillerimiz var. Siz bilmeseyiz bu yok degenemez. Şimdi bu trik adamlar, trik payeti de onlar şefaat kılındı. Abbasun Abdülmuttalib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ötüp gitkenden keynem, tavassül kılışı mümkün mü onlar bilen degen savol günü mü de cevap veremez. Cevap kuyuda geçe bulardı. Kim ki, birer bir bende ya ki mahluk, özünün hayatlık payeti de, Allah'ın iznisiz, müstakil ravişte bir narsaga ta'sir o'tkazış kudreti bor bo'ladi. Ölüp barza hayotiga kirgandan keyin bu kudret unda yo'q bo'ladi deb e'tiqod qilsa, u mushrik bo'ladi. Nima uchun? Chunki Allohning iznisiz, Allohning ruxsatisiz hech kim hech narsaga ta'sir o'tkaza olmaydi. La havla va la quvvata illa billah. U quvvatni Alloh bersa keyin ta'sir o'tkaza oladi. Endi Allah'ın iznisiz, öşe mahluk, özünü özü iplaş kudreti egemez. Çünkü barca küçük kuvvet, tasir ötküzüşlik, Allah subhanahu wa ta'ala da buladı. Bu dünyada Allah ta'ala'nın yalnız özü, haklagen mahluku ge küçük kudretini verirdi, ahiret deyem şuna kabul edin. Bir adam, Müslüman bu mahşub olsa, gayri diyeyim adam. Neme deydi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deydi. Güvahlı veremen Allah'tan özge ilah yok ve güvahlı veremen Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bendesi ve Resulü. Bu yengeliyemez. Şimdi soru. Bir adam ise Allah'tan özge ilah yok da güvahlı veremen ve güvahlı veremen Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi bulgen edi dese. Allah'ın peygamberi bulgen dese, Müslüman buladı mı yok mu? Kana buladı. Peygamber bulgen dedi, güvahlı biremen dese, Müslüman buladı mı yok mu? Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ya ki başka bir insan, trikli payeti de, bazı bir kelte fikirler oluyken de, Allah'ın iznisiz, hoşsuz hem, narsalarga mustaqil ta'sir etish qudrati bo'lganda edi, unda u kishining vafotidan keyin bu ta'sirni inkor qilish to'g'ri bo'ladi. Muhammad alayhisalom tirikligida ham Allohning iznisiz hech narsa qila olmas edi.
Allah izin vermese, Allah halemese. Vafat etkenden kene hud şu. Lekin madami ki uzatta, triliği devrede hem, Allah'ın iznisiz, mustakil ravişte, tasir kudratı yok eken mi? Kabirde hem bana şu tasir kudratı bu miydi? Allah halemese, triliği de minese ki kudratı yetmezse de, Allah halemese kabirde ötken de. Allah da Allah'ın özü, özünün kudratı ve hakşı bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özü de, hayatlik çağıda yakşilikini cari kılgen edik, vafatından keyin ham yakşilikini uzatta cari kıldı. Resulullah tirik paytida ham uzatta yakşiliği var, Resulullah vafat etkenlerden keyin ham u yakşiliği var. Bu yakşiliğini Allah cari kıldı. Ahl-ı sünnet vel cemaatinin nazdida ölüm biraderler bu bir havlıdan ikincisiga ötüş halas. Ölüm nihoyamas. Endi bir bandani mana shu dunyo hovlisida yaxshiligi bor ekanmi? Demek nariga hovliga o'tganda ham shu yaxshiligi tugab qolmaydi. Shuning uchun ham Alloh taoloning huzuridagi martabasi, darajasi, fazilati ana shu solih inson vafot etgandan keyin yo'q bo'lib ketmaydi. Bundan kelib chiqadiki, tavassulning joizligi Muhammad aleyhisselamın yaşayan asırda ham, vafat etip ahiret havluya ötkenden keyin ham, sabit bo'lgan şer'i hükümlerden. Şeriat hükümleri o kişinin vafatından keyin özgürüp kalmagandek, tavassul ham uzatlı vafatından keyin özgürüp kalmaydı. Mesela Peygamberimiz davrida taharat, cari amal mıydı? Taharat, cari bo'lgan amal mıydı? Caiz mıydı? Caiz idi. Değil mi? Vafat etkenden keyin taharat nacaiz olup kaladı mı? Şer'i hüküm Peygamberimiz bor paytda ham ishlagan, amal qilinadigan edi. Vafot etgandan keyin ham tahorat amal qilinadi birodarlar. Namoz. Nabi sallallohu alayhi vasallam zamonlarida joizmi edi, yo'qmi edi? Joiz edi. Vafot etgandan keyinchi? Joizmi? Xuddi shunga o'xshagandek tavassul Rasulullohning tirik davrida joiz bo'lgandek, vafot etganlardan keyin ham joizligicha qoladi. Çünkü bunaqa amallarda hammasi birodarlar shariatimizda o'zini dalillari bilan sobit bo'lgan. Rasulullohning tirik davrida qanday amal qilingan bo'lsa, vafot etgandan keyin ham shunday amal qilinadi. Endi kimdir bu hukmlarning orasini ajratsa, birini joiz, birisini nojoiz desa, bu ana shu odamni ilmsizligi, shariatni bilmaganligidan, johilligidan. Bunaqa odamlarga hujjat dalil qoyim qilinadi. Keyin ularni gapiga parvo qilmay qo'yiladi. Payg'ambarimiz davrida tavassul joizmidi? Shar'iy hujjat dalili bor amalmidi? Vafot etgandan keyin ham shu amal shar'iyligicha qoladi. Boyagi savolga javob chiqdi. Rasul Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari edi desa, endi payg'ambar emas degan gap chiqib qoladi bundan. Oxirat diyoriga o'tgandan keyin payg'ambar emas degan gap chiqib qoladi. Muhammad aleyhisselam dünyada Allah'ın peygamberi miydi? Ahirette hem peygamberliği makamıda duradı. Tavassul amalı dünyada Resulullah tirilip paytida caiz amal mıydı? Vafat etkenden kendi hem caiz buladı. Bana indi Muhammad aleyhisselam ve başka salih insanlar vafat etkenlerden keyin hem ular bilen tavassul kılıçlık mümkün ekenliğe bana bazı bir dalillerini keltiremiz. Kimde kim? Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'de bor bo'lgan komil sıfatlarını, ayrımları uzat vafat etkenden keyin uzattan ajrab qoladi deb o'ylasa hata qilyapti. Agar şu e'tiqodda bo'lsa bu adam küfürge ketib qolishi xavfi bor. Aytdi-ku, Muhammad aleyhisselam Allohning payg'ambari bo'lgan edi degan adam dinga kirmaydi. Bu xuddi vafotidan keyin Muhammad aleyhisselamdan payg'ambarlik va rasullik sifati ajralib qoladi degan gapga o'xshab qoladi. Alloh saqlasin. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo sobit qilgan payg'ambarlik, rasullik kabi hamma komil sifatlar barza hayotida ham u kishidan uzilib qolmaydi. Uzot sallallohu alayhi vasallam vafotidan keyin ham payg'ambar. Demek u kishidagi barcha bor bo'lgan komil go'zal sifatlar ajralib qolmaydi. Masalan, asrimizda bironta odam islom diniga kirmoqchi bo'lsa, Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman va Muhammad aleyhisselam Allohning payg'ambari va bandasi deb guvohlik beraman deydi. Shu bilan musulmon bo'ladi. Hech qachon bu odam Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman,
Ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü bugün ya ki edip güvahlı veremem deyip etmiydi. Eğer buna kadar başlasa Müslüman bu mıydı? Triligi de o zatını tavassul kılışı mümkün bugün değil, vafat etken de hem tavassul kılışı mümkün de gene bu. Yani namazda otururken de Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi deyimiz. Ey Nebi sizge salam olsun deyimiz. Taşahutta okuyurken de şu kelimeni aytamız. O zatını ne diye yapız? Nebi diye yapız. Ötkenden ki yine o kişi kim eken? Peygamber eken. Ya ki ey hayatlik devrede peygamber bugün ölgenden ki onu kabulmeye koyan zat değiliz mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem trik bugün payetleri diyen vafat etkenlerden ki yine Resulullah'dırlar. Ve şu halatı da türüptüler bana haliye. Uzat trili paytada kanaka sıfatlar var bugün basa vafat etken diyen sahabı türer. Allah Teala aytadı, estağfirullah. Velal ahiratu hayrun leke minel ula. Elbette ahiret, ey Muhammed Aleyhisselam. Siz için dünyadan ne mi? Afzal. Yani Peygamberimiz aytadılar ki, al kabru manzilun min manazilil ahirat. İmam Tirmizi'den. Kabir, ahiret manzillerinin birincisidir. Yani tükemedi de hayat. Şundan malum bol yaptı ki, Peygamberimiz için bu dünyadan göre ahiret neyken? Afzal. Peygamberler, avliyalar ve salih insanların triligi de hem, ölgenlerden keyin hem, ortaya koyup tavassul kılıçlık, caizliği hakkıdaki ayrım dalillerini okuyunuz. Allah Teala Nisa suresi de, estağfirullah, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمَا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا deydi. Eğer ular canları ki cabır kılgen payetleri de derhal sizin aldığınızda gelip Allah'tan mağfiret sorugenleri de ve peygamber ham ular için mağfiret sorugeni diye de Allah'ın tavbalarını kabul kılıcı, mehriban ekenini topgen bolar ediler. Gerçi bu ayet tağutlardan hüküm sorugen, münafıklar hakkında nazır bulgen bulsa ham her bir günah kılgen ve masiyetge batgen kişiler hakkında umumi. Çünkü bu ayette zikir kılgen canlarına cabır kılıçlık ve yine hemen günah dozu işe geldi. Sonra bu ayette ki peygamber aldı gelip şefaat soruşluk ve istiğfar etçilik o peygamberinin triliklik halatı da hem ölgenlerden ki halatını hem özü işe geldi. Çünkü bu ayette ki keliş ve istiğfar etiş fiilleri şart siyakıda yani canlarına günah sebepli cabır kılgenlere de kelseler ve istiğfar etseler edi bu keliyap. Yani şart görünüşü de. Her kaçan siz tripayetinizde istiğfar sorup keseyem, siz ötkenizden keyin ham sizden istiğfarını Allah'dan sorup vereyim dese caiz de gene boladı. Arap dilinde ise bunda halde şart siyakıdan keyin kelgen fiil umumilikini ifadeleydi. Fakat triligilikizde de mi yaptı? Umuman aldıcıya gelip dua kısa, istiğfar sorasa ve siz istiğfar etseniz kabul buladı diye. Peygamber aldıcıya oturuyor bugün diye, vafat etken diye kelip istiğfar etse Allah keçiradı diye mana kelip çıkardı. Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem trili payeti de uzaktan dua soruşluğu, caiz ekenliği hemmege malum. Hakkımge dua kılın ya Resulallah deyişi. Hemen malum, bunda ihtilaf yok. Şimdi Muhammed Aleyhisselam vafat etkenlerden keyin uzatını, hakkını ortaya koyup tavassül kılıç kesek bu ham Kur'an-ı Kerim, sünnet-i nebevi ve icma bilen delillengen. Caiz işlerden. Kitaptan delil var, sünnetten delil var, icmadan delil var. Hatta yapıyoruz 8. asrı geçe tavassül muamma bulmagen. Fakat bunu, bana şu tavassülünü keyingi vaqtlarda bazı ilmi qosir bo'lgan bid'atchi toifalargina inkor qilishni boshlashdi. Ular bu ishi bilan Qur'oni Karimga, sunnatga va ijmoga qarshi chiqishdi. Biz bu mavzu ichida bir narsaga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Ehtimol shu bilan tugatarmiz. Payg'ambarlar, avliyolar va solih insonlarni o'rtaga qo'yib tavassul qilayotganda biz birodarlar hojatni faqat va faqat Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Allohni o'ziga olib boramiz va hojatimizni faqat Alloh ravo qiladi deb e'tiqod qilamiz.
Agar kimdir tavassul qilayotganda u o'rtaga qo'ygan odami payg'ambar bo'ladimi, avliyomi, solih insonmi? Agar ana shu insondan hojatini ravo qilishini so'rasa, foyda zarar bera oladi deb e'tiqod qilsa qabrdagi odammi? U holda shirk amalini qilgan bo'ladi. Bu mutlaqo mumkin emas. Ey Buxoriy menga o'g'il bering degan bo'lsa shirk. Ey Imom Termiziy menga o'g'il farzand bering degan bo'lsa shirk. Qabrni ichidagidan so'rasa shirk. Buni biz ham aytamiz akalar. Biz keltirib o'tgan hamma dalillarda hojat faqat Allohning o'zidan so'ralishi, uning o'rtaga qo'yilayotganlar esa faqatgina bir sabab ekanligini aytyapmiz. Masalan biz tijoratda bir rivoj topmoqchi bo'lsak, sabablarni qoyim qilamiz, keyin Allohga tavakkul qilamiz. Sabablarni zo'r qilib qo'ydik, endi aniq ishimiz yurishib ketadi demaymiz u. Bu sabablar nima edi? Bor yo'g'i sabab edi. Do'konni yaxshi joydan olasiz ijaraga. Molni vaqtida olib kelasiz, sezoniga yarashasini, bozorni o'rganasiz, narx-navoni loyiq qilib qo'yasizda, endi nima deysiz bu yog'i? Tavakkal. Ha, barakani shunda, shu sabab beradi deyapsizmi, Alloh beradi deyapsizmi? Dorini ichib turib nima deysiz? Alloh shuni sabab qilgan deysiz, shifo bergan deysiz. Endi bir ba'zi bir toifalar bütün ulamolarga qarshi chiqib, o'lgan kishilarni o'rtaga qo'yib tavassul qilsa bo'lmaydi deyishadi. U payg'ambarmi, avliyomi, solih insonmi farqi yo'q, mumkin emas deyishadi. Hamda mana shu gaplarini oyat bilan quvvatlashadi. Shu oyatni o'qib beraman, shu bilan bugungi darsimizni to'xtatamiz. Zumar surasida Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa innalloha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ Mana şu ayetini tavassul kılıyorkenlerge karşı işletip bu işin mümkün olmasını aytadı. Ayet demez bunu işlemiz. Tercümesini işlemiz. O zattan özge dostlarını huda kılıp olgan kimseler biz öşe hudalarımızge fakat ular bizni Allah'a yakın kılıçları üçüncüne ibadet kılıyoruz derler. Şek şüphe yok ki Allah kıyamet günü de ular ihtilaf kılıyorken nesalar hususta ularının ortasında hüküm kılır. Şek şüphe yok ki Allah yalgancı ve körnemek kimselerine hidayet kılmaz. Müşriler hakkında nazil bugün bu ayetini bizge Müslümanlığa nisbeten işletişer. Bu birinci hata. Müşriler şanıda düşken ayetlerini Müslümanlığa nisbeten işletişerliği birinci hatası. Ular aytishadi ki, sizlar o'sha tavassul qilayotgan odamlaringlar, sizlarni Allohga yaqin qilishni istab tavassul qilasizlar. Bu oyat ayni sizlarda shu ishlar haqida nozil bo'lgan, shu oyat qoralagan bu ishlarni. Alloh bu ishni joiz emasligini va bu ish kofir mushriklarning ishi ekanligini aytayapti deyishadi. Qaytarib aytaman, bu mushriklar haqida tushgan oyatni musulmonlarga ishlatyapti, birinchi xatosi. İkinciden, bu ayette öşe kafir müşriler ortaya koyan kimselerini huda da bilişi aytanını yaptı ve biz onlara ibadet kılamız diye yaptı onlar. Ha, Müslümanlar tavassul kılıyken de tavassul kılıyken kimseye ibadet kılıyken yok. Bu ikinci hatası. Üçüncüden, ayette onlar öşe ortaya koyan kimselerine Allah'a yakın kılış için ibadet kılamız diye aytanını yaptı. Yani ana şu müşriler hakikaten ortaya koyuyor, butlarına ibadet kılışken. Tavassul kılıyken adam, tavassul kılıyken insanın ibadet kılmıyordu. Oturuyor bulsun, uluyen bulsun. Biz Müslümanlar herkes uzatlarına ibadet kılmıyoruz. Belki onların özü de hiç kendine faydaya zararam yok. Onların faydaya zararam keltiramıydı diye bir itikad kılamız. Hacatımızı kimden soruyoruz? Şunun için bu hayatını dalil kılıp keltiriş. Şu ayetin asası da tavassulunu caiz demezdi bahçilik, mutlaka ilimsizliği buladı, delillerini düşünmezliği buladı. Şunu alayım mı? Bu ayette doğru düşünelik. Bu ayetini birinci üç asır avlat, sahabalar, tabi'in, tabi'in, tabi'iler, kandiyat, şunge basa, şunge düşünemiz. Bu üç asırda yaşayan üçte taife, Müslümanların en abzerleri, bu ayetini tavassulge, tezgâri koyuşma gen. Yani siz bilmeseyiz de yok da gelmez de bu. Kulasa.
Tavassul Alloh taoloning ism sifatlari, solih amallar, tirik va vafot etgan ulug' insonlarni vosita qilib Allohdan hojatni so'rashlik. Kimdan so'raymiz hojatni? Musulmon ummatining eng xayrli vakillari bo'lgan sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar ato qiluvchi yolg'iz Allohni o'zi degan e'tiqod bilan tavassul qilib duo qilishlikni joiz degan. Tavassul bu duoning ijobatiga bir sababdir deb ijmo qilgan. Tavassulning joiz ekanligiga ummat ijmo qilgan. 700 yil bu muammo bo'lmagan. 8-asrda muammo paydo bo'ldi. Hanbali mazhabidan ajrab chiqqan toifalar shuni muammoni paydo qildi. Va bu muammo musulmonlarda, minglagan musulmonlarda qon oqizishlikka sabab bo'ldi. Tavassulning turlari. Allohning ismini, sifatlarini o'rtaga qo'yib duo qilish. Banda o'zini solih amallari bilan tavassul qilishi, solih insonlarni tavassul qilish. Tavassul qilayotgan solih inson tirikmi, vafot etganmi, uni tavassul qilishlik joiz ekanligi yuqorida keltirilgan dalillardan ma'lum bo'ldi. Qabr egasidan bir narsani talab qilib duo qilish shirk ekanida ixtilof yo'q. Ammo qabr oldida duo qilib Allohdan hojatini so'rash, qabr sohibining Alloh huzuridagi martabasi, hurmatini o'rtaga qo'yib duo qilish, tavassul qilish joiz ekanligi ma'lum bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum innalloha va malaikatuhu yusalluna alal nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.